Efendimizin hep aynı hikaye zaten. Abi, öyle değil. Bak babam kendine emanet etti sana. İlk göz ağrısı mı? Ha, ağrı. Yok be. Karın ağrısı. Ne yaptıysak olamıyoruz. Olduramıyoruz. Bak dinle. Ailede. Yeter, yeter. Çocuk da değilsin. Ne bu öfke, ne bu küslük? Ama dinlemiyorsun işte. Ben niye kendi işimi yapamıyorum? Elimde bir tane makas var. Onu da kimin saçına sakalına süreceğimi babama soruyorum, sana soruyorum. Ayıp değil mi? Abi bak. Bu herifin niyeti başka. Buna eminim. Bu da işte kabaklılıklarımın başka bir mesele. Buenos días amigos, hoy día el desayuno es el queque de zanahoria, así yo guardo, miren, en un bowl así de vidrio y así con una bolsita tapando para que no se seque y se lo guardo en la heladera. Bueno, Alejandro comerá, creo que no sé, miren qué rico queque de zanahoria con pecanas, entonces así le voy a dar. Hice uno o dos pedacitos y un cafecito con leche. Aquí ya tengo café, azúcar, aquí mis rosas. Siguen, este ya está triste. Cambio el agua todos los días para que más tiempo me hagan feliz. Alejandro ya se fue a trabajar. Yo no terminé mi queque de zanahoria. Tomamos hoy día cafés chiquitos porque él estaba apurado. Entonces ahora voy a tomar este tecito inglés. Miren chicos, es muy rico. Es English breakfast. Tecito original. Yo sé que aquí, no solamente en Perú, en toda Latinoamérica, no es común tomar el té negro, pero me encanta. Como una inglesa, gatita británica, voy a tomar tecito negro con leche. Ya está. ¡Tarán! Ustedes saben la historia porque en Inglaterra en los tiempos antiguos tomaban té con leche, porque no era por gusto, había una razón importante. Lo que pasa es que antes en Inglaterra usaban las tazas solamente de porcelana y el tema es que las tazas de porcelana se podían romper por el agua caliente del té. Entonces lo que hacían es primero agregaban un poquitito de leche así, ¿no?, a la taza de porcelana y de ahí agregaban, o sea, el té y el agua hervida. De esta manera la taza no se rompía. Por eso así apareció la cultura de tomar té con leche en Inglaterra, pero por ahora la siguen manteniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también tomo té con leche, comencé a hacerlo desde Rusia. En Rusia es muy común tomar té, es muy barato porque Inglaterra geográficamente está cerca, entonces es muy barato comprar de allá, ¿no? Creo que en Turquía también toman un montón de té. Ah, la cosa curiosa es que en Turquía, en turco, el té se llama chai. En ruso también se dice chai, la misma palabra. Pero en realidad es una palabra china. Bak adam bana bir iş teklif etti. Babamın kafası yine benim başıma patladı. Neyse ya. Evvelden üzeri hep aynı hikaye zaten. Abi, öyle değil. Bak babam kendine emanet etti sana. İlk göz ağrısı mı? Ha, ağrı. Yok be. Karın ağrısı. Ne yaptıysak olamıyoruz. Olduramıyoruz. Bak dinle. Ailede 3 tane çıkıyor biliyor musun? Abi yeter. Yeter. Çocuk da değilsin. Ne bu öfke, ne bu küslük? Ama dinlemiyorsun işte. Ben niye kendi işimi yapamıyorum? Elimde bir tane makas var. Onu da kimin saçına sakalına süreceğimi babama soruyorum, sana soruyorum. Ayıp değil mi? Abi bak, bu herifin niyeti başka. Buna eminim. Bu da işte kabaklılıklarımın başka bir mesele. Biz kendi başımızın çaresine bakarız.
Ne yapıyorsun ya? Projenin ana sponsoruymuşsunuz. Yok, benim hiçbir şey haberim yok. Peki. Aa, alo, alo, Kemal. Telefonu açarken tek bir şey söylemek için açtım demiştin. Ya. Nasıl? Nihan dışarı çık, sokak kapısını aç. Ne bu şimdi? Orada park etmiş bir araba görüyor musun? Dolu var. Hayır, onu demiyorum. İçinde 2-3 kişinin olduğu, sana bakmaya çalışan bir araba görüyor musun? Bu bizim Özgür'imiz. Anladın mı? Önden arkandan koşuyordu.